Ve aşılama çok büyük bir hızla devam ediyor. Toplamda aşı olanların sayısı 1 milyonu aştı. İlk parti aşıların birinci dozları tamamlanmak üzere de çok önemli bir soru var burada. Çünkü bütün gözler yeni gelecek aşılara çevrilmiş durumda ve herkesin aklında da işte burada gördüğümüz soru var. Yeni aşılar ne zaman gelecek? Geçmiş olsun amca. Sağlıkçılardan sonra salgından en çok etkilenen büyükler de hızla aşılanıyor. İkinci parti Çin aşıları ise Şubat ayında geliyor. Şubat ayı sonuna kadar 50 milyon gibi bir sözleşme yapıldı. 3 milyon aşı gelmişti Türkiye'ye. Devamının Ocak ayında gelmesi bekleniyordu ama gözler şimdi Şubat ayında. Herkesin de mutlak aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem Çin hem Rusya büyükelçileriyle görüştü. Çin'e aşı için teşekkür etti. Rus büyükelçisiyle de Sputnik aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki işbirlikleri değerlendirildi. Bugün de bilim kurulu toplantısında gündemde koronavirüs aşısı. Bakan başkanlığındaki toplantıda hem aşılamadaki durum hem de bundan sonraki süreç masada. Tabii devam eden kısıtlamalar, okulların Şubat'ta açılma ihtimali ve benzeri başlıklarda. Aşamaları hızla takip ederek yol almamız gerekiyor. Aşıların geliş tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ama beklentiler Şubat başında 10 milyon doz aşının daha gelmesi. En geç Nisan olmak üzere yaygın ilk iki hatta üçüncü aşamada olan kişileri aşılamayı hedefliyoruz. Yeni parti aşılar da gelir gelmez laboratuvarlara gönderilecek, 14 gün boyunca test edilecek. Sonra da risk sıralamasına göre aşılama devam edecek. Çok mutluyum, çok memnunum.